de şu an neyle karşılaşacağımı zaten bilmiyorum hani. Bu öyle, bende taşıyıcı mı? Bu sizde taşıyıcı. Böyle bir şey. Vay canına. Genetik olarak yani şanslı. Çıkmasını beklemiyoruz normal şartlarda. Ne? Ama sizde gene taşıyıcı. Bunlara şuradaki bakayım. Dosyada vereceğim onları size. Bir hayatımı size. Sorgulayayım sonra. Bu da, çok, bu da nadir. Çok nadir. Aynen öyle. Bu da çok nadir ama sizde gene taşıyıcılık boyutunda var. Günaydın. Artık soğumuş ve soğumaya başlayan bir İstanbul havasından herkese merhaba. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Ben bir süredir TikTok'ta, Instagram'da böyle deli gibi gen testi videoları görmeye başlamıştım ve inanılmaz merak ettim bunu. Hani gen testi nedir, nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir falan, böyle bir gecenin köründe hani olur ya, TikTok'a düşersiniz gece 2'de. Ben de buna düştüm. Sonra araştırdım. Türkiye'de var mı, nerede yapılıyor, ne kadara yapılıyor vesaire, gen testlerine giriştim. Sonrasında da Bakırköy'de bir Next Genetic Center diye bir gen merkezi, gen test merkezi buldum. Yazdım bayağı, yani bu tamamen hani benim planladığım bir video içeriği ve sizinle de bunu paylaşmak istedim. Çünkü ben bu tarz içerikleri gördüğümde merak ediyorum. Hani belki siz de merak edersiniz ya da belki de merak ediyorsunuz, merakınızı gidereceksiniz. Bugün oraya gidiyoruz, Bakırköy'e gidiyoruz. Genetik check-up testi diye bir test yaptıracağız. Bu testin içeriğinde ne var? Hastalığa sebep olabilecek ya da taşıyıcılığını yaptığım bazı hastalıkların hayır. Şu an burada okuyorum. Hastalığa neden olabilecek ya da taşıyıcısı olduğunuz genetik hastalıklara ait mutasyonlar, ailesel kanser sendromlarına yol açabilecek mutasyonlar, Alzheimer demans ilişkilendirilmiş genetik mutasyonlar ve olası kronik hastalıklara ilişkin mutasyonlara bakıyorlar. Aslında önünüzü gördüğünüz bir şey. Yani ilerleyen yıllarda sizi neler bekliyor gibi. Bence önemli bir şey. Ve yani genlerinize bakılarak bu söyleniyor. O yüzden ciddi de bir şey olduğunu düşünüyorum. Orada görüşürüz. Tabii bu test nasıl yapılır? Mesela biz bize bugün ne test yapacaksınız ve bunu nasıl yapacağız ve bundan ne sonuçlar çıkaracağız gibi. Hı hı. Ya genetik test, çok fazla sayıda genetik test var. Yani hani biz burada yapabileceğimiz test sayısını söyleyemem. Çünkü mevcut testlerin dışında olabilecek, dünya literatüründe tanımlanmış bütün testleri biz yapabilecek kapasitedeyiz şu anda. Dünyada ne yapılıyorsa burada da aynısı yapılabilir durumdayız. Size yapacağımız tek genetik check-up testi. Bu genetik check-up'ı whole exome sequencing dediğimiz testten alıyoruz verilerini. Yani sizin 20 bin geninizin hepsinin kodlayıcı bölgelerini, proteine dönen bölgelerini, ki o bölgeler önemli bizim için. Çünkü hastalığa yol açan mutasyonlar bu bölgelerde. O bölgeleri hepsini harf 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 diziliyoruz. Adenin, guanin, sitozin, timin gibi. Bütün harflerini diziliyoruz bu 20 bin geni. Ve bundan elde ettiğimiz verileri dünya literatürüyle, kendi frekanslarımızla değerlendirip hangi genetik hastalığa sahipsiniz? Burada siz sahip olabilirsiniz. Gelen mi yani? Genlerinizden evet. Gelen kesin mi yoksa öngörü mü? Yani o mutasyona göre değişiyor. Mesela bazı hastalıklar kesin olarak ortaya çıkma ihtimali var. Genetik bir hastalık, bu genetik hastalığın mutasyonları tanımlanmış. Siz de bu mutasyonlara sahipsiniz, bu hastalığa sahipsiniz yakın demektir. Ha. Evet. Ama her hastalık böyle değil, genetik olsa da. Kan testiyle yapıyoruz bu işi değil mi? Kan olabilir. Ondan sonra bukkal swap dediğimiz swapla yapabiliyoruz. Ha, direkt swapla da bu test olabiliyor. Swapla da olabiliyor. Ondan sonra sizin bugün size yapacağımız testi... Şu kutuları da anlatabiliriz. Tabii. Size yapacağımız testi bu Genopera bünyesinde yapıyoruz. Genopera bünyesinde yaptığımız test de şöyle. Dünyanın her tarafına bu testi biz şu anda yapabilir durumdayız. Özellikle parmaktan alacağımız 4 damla kan, bunun için özel kağıtlarımız var, birazdan size göstereceğim. Onu emdireceğimiz 4 damla kanla, normal bir postayla dünyanın her tarafına bu testi gönderebiliriz. Kartımızı ve geri alabiliriz. Kuru kart oluyor. Kuru olduğu için de herhangi bir iletimle ilgili yasal sıkıntısı da olmadığı için tüm dünyaya bu testi şu anda verebilecek durumdayız ki yaptığımız hastalar var. Danışmalarını da online olarak veriyoruz, Zoom üzerinden kutuyu veriyoruz. Kutuyu gönderiyorsunuz, evet. Onlar testini yapıyor. Evet. Sonrasında siz onlarla sonrasında online sonuçları paylaşıyorsunuz. Evet. Çok iyi. Aynı zamanda NIPT testimiz de var, non-invasive prenatal tanı testimiz de var. Anne kanından elde ettiğimiz serbest DNA'lardan çocuktaki kromozomal hastalıkları tespit edebiliyoruz. Hamileyken. Bunu da yine bu kutularımız vasıtasıyla Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine. Buraya gelmeden bunu buraya yapabilirler gerek yani. Yok. Biz gönderiyoruz. Kanlarını aldırıyorlar, bize geri gönderiyorlar. 30 gün sürmesinin sebebi
nedir? Çok mu detaylı bakılan bir şey? Hani anlamak için soruyorum. Nasıl şöyle, bakılıyor ya da? Bunlar çalışan cihazlar çok yüksek kapasiteli cihazlar. Hı hı. O yüksek kapasiteli cihazlar da yüksek sayıda hacimle, hasta sayısıyla çalışıyorlar. Hmm. Belli bir hasta sayısını biriktirdikten sonra çalışıyoruz. Okay, o yüzden. Sonrasında tamam. Zaten evet bir analiz süreci var. O analiz de biraz sürüyor. O zaman 30 gün sonra sonuçlarımız çıkıyor. Biz geliyoruz. Evet. Oturuyoruz burada. Beraber ne var ne yok. Bizim vücudumuzda onu görüyoruz. Of, gergin. Bugün en kaçı? 22 Ekim o zaman. Hadi geçmiş olsun. Genlerimiz gitti. Heyecanlı. Doğru. Günaydın. Bu videonun artık part 2'sinin gelmesi gerekiyordu. Çünkü biz bir ay falan demiştik ama 2 ay oldu. Biz arada evlendik yani. O derece gen testimizin sonuçları çıkmış. Şimdi ben bugün oraya gidiyorum. Burakcan gelemiyor çünkü yeni saç ektirdi ve ilk 10 gün evden çıkmaması gerekiyor. Yani hem ağrısı var biraz hem de yağmur falan değmemesi lazım kafasına. O yüzden ben tek başıma gidiyorum. Yani daha doğrusu neler çıktı? Merak ediyorum. Biraz da gergin yani. Hani bütün genime baktılar. Hani değişik. Bakalım. Orada görüşürüz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür buyurun ederim. Efendim. Çay kahve ne alırsınız? Çay varsa açık bir çay alabilirim. Hah burası değil mi? Aslında bizim yaptırdığımız şey check-up gen testi. Onunla ilgili de bir kağıt var. Size çektim. Yani onu durdurarak okuyabilirsiniz. Onu buraya koyarız. Neden yaptırmalıyım, işte neleri kapsıyor gibi. Ben de şu an neyle karşılaşacağımı zaten bilmiyorum. Hani ne tarz şeylere yatkınlığım var falan. Bunun böyle beslenmeden tutun hastalıklara kadar çok geniş bir yelpazesi var. Bakalım göreceğiz. Neler çıkacak? Ne çıktı? Ne çıkmadı çok merak ediyorum. Şu kamerayı çok düzgün şey bir yere konumlayayım. İşin enteresan. Çok mu şey çıktı? Kolay çıkmasını beklemiyoruz normal şartlarda. Ne? Biz daha çok tabii ki burada sizden beklediğimiz şeyler bizim taşıyıcılıklar. Yani çok fazla bir hastalık beklemiyoruz. Çünkü sağlıklı olduğunuzu varsayıyoruz. Zaten ilk görüşmede de bunu belirttiniz. Aynen. Biz sizden beklediğimiz hani bir hastalığa yönelik bir şey değil, taşıyıcılıklarınıza yönelik biraz daha odaklandık. Bazı hastalıklar da dominant dediğimiz hastalıklar. Onlar da bir alelden gelen mutasyon hastalığın ortaya çıkması için yeterli. Diğeri sağlam bile olsa hastalık ortaya çıkabiliyor. Resesif hastalıklarda iki alelinde yani problemli olması gereken hastalıkların eğer bir alelde problem varsa biz bunlara taşıyıcı diyoruz. Kendileri hastalığı göstermiyorlar ama bu hastalığı taşıyorlar. Burada BTD dediğimiz otozomal resesif biyotinaz enziminin eksikliğiyle giden bir hastalık. Çok ciddi bir hastalık değil. Toplumda da sık görülen bir durum. Bununla ilgili bir taşıyıcılığınız var. Bunun halk arasındaki adı nedir bu hastalığın? Biyotidinaz eksikliği hastalığı. Gerçekten. Biyotidinaz peki nedir? Enzim. Biyotini çeviren bir enzim. Ha. Böyle bir hastada biyotin dışarıdan biyotin vererek sadece şey yapıyorsunuz. Yani aslında tırnaklarım acayip kırılgandır. Biyotin takviyesiyle evet, bunun alakası bu var mı? Evet. Bu taşıyıcılıkların mutlaka klinikte hastalık düzeyinde olmasa bile biz özellik düzeyinde yansımasını bekleyebiliriz. Bir diğer taşıyıcı olduğumuz hastalık FMF hastalığı, MEF geniyle kalıtılan FMF ailesel Akdeniz ateşi. Akdeniz çok ateşi. Sık görülen bu tekrarlayan karın ağrısı, eklem iltihaplarıyla devam eden ayda bir böyle 15 günde bir gibi. Bir diğer taşıyıcı olduğumuz durum ESCO2 geni, Hubert-Harvard sendromu yapıyor. Bu sen çok nadir görülen bir hastalık. Çok fazla sayıda bulgusu var. Ondan sonra baş boyun bölgesinde çeşitli bulgulara işte yarık damak, yarık dudak gibi şeyler. Ondan sonra özellikle iskelet sisteminde anomaliler. Allah Allah. Evet, bu bende taşıyıcı mı? Bu sizde taşıyıcı. Evet. Çok şükür. Taşıyıcı diyelim. Taşıyıcı. Bir de TBCK genimiz var. Hemen hadi bakalım. Açıyorum. O da mı taşıyıcı? O da taşıyıcı. Tamam şu an taşıyıcılardayız. Evet sanırım. Evet. Bu da hipotonik infant, çocuklardaki bu kasların özellikle gelişmemesi ve güçsüz olması, ondan sonra bazı psikomotor gelişme gerilikleri, daha çok nörolojik hep bunun etkileri, nörolojik etkileri yapacak bir şey, beynin tam gelişmemesi, buna bağlı olarak da davranışların bu yaygın bir şey mi? Değil, bu da çok bu da nadir. Çok nadir. Aynen öyle, bu da çok nadir ama sizde gene taşıyıcılık boyutunda var. Allah Allah. Yani sizin ailenin akraba evliliği yapmaması büyük şans yani. Evet. Yapmasınlar. Biz sıkıntılıymışız yani haberimiz mümkünse yok. Mümkünse yapmasınlar yani. Ay yok ya bu saatten sonra kimse böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum.
Bir diğeri TREX1. Burada bu hastalıkla ilgili olarak dominant ve resesif kalıtımlar belirtilmiş. Yani tek başına olduğunda da hastalığı ortaya çıkartabilir. İki kopya halinde olduğunda da ortaya çıkartabilir. Sizde tek bir kopya halinde. Hı. Yok, çok nadir. Bu da nadir. Bu da çok nadir. Çok nadir bir insanım. Aynen. Diyebilir miyiz? Çok, gerçekten çok nadir. Yani gerçekten. Bu kadar hepsinin nadir şeyin bu kadar bilir. Ya ben hak bayağı şey yaptım, şaşırdım yani. Gerçekten. Evet. Ne diyelim? Ama kişisel gözlemim, genetik anlamda bu kadar şanslı olan insanlar hayatın diğer alanlarında çok şanslı oluyorlar, onu söyleyeyim. Genetik olarak yani şanslı oluyor. Ya bir miktar öyle oluyor miktar, tabii baktığınız tabii. Zaman. Patojenik mutasyonlar biraz daha sık görülmüş sizde. Hmm. Bu kadar çok sık, herkeste bu kadar çok sık çıkmıyor yani. Çok şükür de bugüne kadar bir şey gelmedi. İşte hep taşıyıcılıklar. Yani. Evet. HFE, bu da yine toplumda sık görülen hastalıklardan, metabolik hastalıklardan bir tanesi. Evet. Hemokromatositozis diye geçen bir hastalık. Kanla mı alakalı? Kandaki eritrosit yıkımından dolayı ortaya çıkan demirin organlarda çökmesi. Yani demir eksikliği mi? Demir eksikliğine de sebep oluyor. Çünkü taşıyıcılarda. Demir eksikliğim var. Evet, taşıyıcılarda demir eksikliği yapıyor. Ya. Hastalarda çöken demirler çöktüğü organa zarar veriyor. Başta karaciğer olmak üzere. Hmm. Öyle bir hastalık. Çok sık görülen bir hastalık. Gene bu coğrafyalar için. Taşıyıcısınız ama demir eksikliği büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. İhtimalle. Beklediğimiz bir şey yani. Yine HOGA1 geninde bir mutasyonumuz var. Oh, bol bol mutasyonlar. Bol bol, evet yani. Vallahi. Bu da hiperoksalüri yapan bir şey. Yani oksalat kristallerini idrara çıkmasıyla beraber sık idrar taşı düşürme gibi bir şeye sebep oluyor. Evet, gene bu taşıyıcılık düzeyinde var. Ama yani taşıyıcılık olsa bile çevresel faktörlerle yine bu risk ortaya çıkabilir. Bol su öneriyorum o yüzden. Çok ben de hiç su içen biri değilim, inanır mısınız? Yani çok ama bol bugünden su itibaren galiba artık evet günde 3 litre su içeceğim. Yani. Valla çok iyi olur. Bir diğer ne bu? NDUFAF2 geni. Bu da mitokondriyal kompleks bir eksikliğine yol açıyor. Bu da gene resesif bir hastalık. Sizde sadece taşıyıcılık durumunda var. Özellikle mitokondriyal olayların sık görüldüğü, enerji ihtiyacının sık görüldüğü organları tutan göz gibi, gözdeki görme sorunları gibi, optik atrofi dediğimiz görme sinirlerinin atrofi olması, gerilemesi, ondan sonra diğer sinir sistemiyle ilgili yine gerilemeler, gelişim bozuklukları gibi. Saydığımız kaçıncı oldu bilmiyorum ama hastalıklardan 6 falan galiba. Bir tanesi artık bu da. Aman tanrım ya. Sonra bir JOK4 mutasyonu var. Hadi bakalım. Bitti, sizinki bitiyor bununla beraber. Coenzim Q eksikliği. Coenzim. Evet, bu gene otozomal resesif olan bir hastalık. Yine kas sisteminde özellikle harabiyete yol açan ve semptomlarını kas sistemi üzerinden gösteren bir hastalık. İşte nerede? Kalpte, özellikle kalp kasının kasılmasıyla ilgili problemlere, kalp ritmiyle ilgili problemlere yol açıyor. Taşıyıcılık. Resesifin Türkçe karşılığı? Çekinik. Çekinik, evet. Değil mi? Tamam. Çekinik bir hastalık. O yüzden de sadece taşıyıcılık olarak yine sizde var. Yani bende o zaman şey yok mu hiç? 1, 2, 3, 4, 5, 4, daha fazla 6. 8, 9. 9 tane taşıyıcılığınız var. Çok güzel taşıyıcılığım çok var. Çok güzel taşıyıcılık ve bunların çoğu, hepsi aşağı yukarı patojenik ve muhtemel patojenik yani. Yani gerçekten ciddiye alınması gereken mutasyonlar yani. Benim yani mesela bu testten şimdi sen kesin bu hastalığa yakalanırsın dediğimiz bir şey var mı? Yoksa yok mu? Yok. Yani şunu da bu testlere göre siz kesin şu hastalığa yakalanırsın dediğimiz bir şey yok. Bir tek risk ihtiva eden, biraz önce bahsettiğim gibi, bu TREX1 geni. TREX1. Evet, mutasyon başka bir kişide ortaya çıkıp etkisini gösterebilir mi acaba diye bunu takip etmek gerekiyor. Taşıyıcılık olduğu zaman tabii ki hemen eşinize dönüyoruz ki eşinizde herhangi bir taşıyıcılık varsa o zaman bunların ortaya çıkmasını bir sonraki nesilde bekliyoruz. Oraya geldiğimizde de Burak Bey'de bir tane BTD geninde patojenik mutasyonu var, taşıyıcı. Sizde de var BTD geninde patojenik mutasyon. Her ikiniz de BTD geninde taşıyıcısınız. Böyle de %25 olasılıkla BTD homozigot bir birey ortaya çıkma şansı olabilir.
BTD neydi? O kadar çok konuştuk. Biyotidinaz eksikliği. Ha, biyotin. Evet. Eksikliği. Biyotidinaz genindeki bir problemle enzimde bir eksiklik ortaya çıkıyor. Hı hı. Burak Bey'deki bir diğer mutasyon BCHG geninde bir mutasyon var. BCHG. Evet, butirilkolinesteraz geninde bir mutasyon. Yine aynı şekilde biz zaten bunu otozomal resesif bir hastalık. Yani her iki kopyada da hastalığın ortaya çıkması için mutasyon olması gerekiyor. Ancak sadece tek bir kopyada mutasyon olduğu için biz bunu da ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Çıksaydı da zaten özellikle apneler, uyku apneleri, ondan sonra belli duyarlılıklar, belli maruziyetlere karşı duyarlılıklar, alerjik reaksiyonlar gibi sadece taşıyıcılık düzeyinde olduğu için herhangi bir şey aslında beklemiyoruz. MIO-Y7A var, bir diğer taşıyıcılık olan. Bu da yine özellikle Usher sendromu dediğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Usher sendromu. Ve çok ciddi, bu daha çok işitmeyle ilgili olarak. Kulağında her zaman problem vardır Burak canım. Olabilir. Bu da bahsettiğim gibi biraz önce dominant ve resesif kalıtımları var. Yani bu mutasyon iki mutasyonla da ortaya çıkabilen bir hastalık. Aynı zamanda tek mutasyonla da ortaya çıkabilen bir hastalık. O yüzden de kulakla ilgili, özellikle işitmeyle ilgili problemler ortaya çıkabilir. İleri yaşta daha çok babasında görebiliriz. Babasında şu an işitme geriliği başladı, öyle söyleyeyim. Evet, muhtemelen babadan gelmiş babadan olabilir. Babadan geldi o zaman. C7 eksikliği, kompleman 7 diye bir protein var. Bu proteinle ilgili olarak ortaya çıkabilecek bir eksiklik söz konusu, bir mutasyon söz konusu. Ya bu çok fazla görülmüş, tanımlanmış bir şey değil. Özellikle immün bağışıklık sisteminin birazcık daha düşük olmasını bekleyebiliriz bu mutasyon taşıyıcılarında. Allah. Bu kadar mı? Bu kadar. Elde ettiğimiz veriler. Ben ne kadar? 3 katı benim neredeyse. Ya işte. 4 tane çıkmış Burakcan'da. Bana 9 tane mi çıktı? Evet. Vay canına. Neyse, Allah'tan taşıyıcı çoğu Allah'tan yani. Allah'tan yani. Ben yine ben sizi bir seneye falan, tabii, 6 ay sonra dedim. 6 ay bir senede. T-Rex 1 ile ilgili bir şey var mı diye sorarım mutlaka yani. Mutlaka bekleriz yani. O önemli tamam. Bizim için. Ay, çok teşekkür ederim ya. Ben teşekkür ederim. Genetik bir tarama yaşadık yani. Çok acayipti. Maşallah. Bu kağıtlar bende kalıyor mu? Tabii tabii. Ben bunlara bakayım. Şuradaki dosyada vereceğim onları size. Bir hayatımı size sorgulayayım sonra. Alayım, ben bunu evde inceleyeceğim, ben bunlara tek tek bakarım şimdi. Çok teşekkür ederim. Ben bütün teşekkür açıklamalar ediyorum. İçin. Biraz şanssızmışım ama neyse, en azından taşıyıcı ya değil. Ya şanslı diyelim buna işte. Bu tür insanları şanslı, evet, görüyoruz şanssız, biz yani. Şanssız şanslı yani. Evet.